Hazırlığı bitirdik, aletleri de koyduk. Toprak şimdi hareketli mobilyalar geldi gençler var. Şeyler, ana şeyi. Hiç konsept tamam mı? Evet. Ne yapacağız? Bu malzemeler falan. Bu malzemeler onlar da geldi. Hepsi onlar da tamam. Depolarda kimisi. Büyük cihazları da yerleştirdik, yerine koyduk. MR'ımız kuruldu. Hatta onlar 5-6 ay gibi kuruldu. Bazı bilgi işlerinde veya kazanlarda izleyen işlerimiz var. Eksik olmayın. İskanı zamanında aldık. Ama bir de Sağlık Bakanlığı'nın kendi prosedürleri var. Onlar mesela... Sağlık Bakanlığı biraz zorlaştılar ama. İşte onlar bir projeye dayandı. Herhalde bakan değişiyoruz gibi geliyor bize göre. Evet. Bir dakika daha. Buyurun başkanım. Toplam kaç metre inşaat alanı? İnşaat alanımız 30.676 metrekare inşaat alanı. 7 bodrum katımız var. Bodrum artı 14 katı. Kaç bundan aşağı var? Burası birinci bodrum. Yok yok, bundan sonra kaç iniyor? 6 kat daha var, 7 bodrum. Burası bodrum, birinci bodrum. Bir tane daha yok. Adam uzun olacak. Afiyet olsun. Bay Bey. Bu tarafta bayan mescitlerimizde şeyler toplantı salonuna yakın olduğu için. Her ise açık olsa personel açık. Herkes. Hasta da kapatır. Kapatır. Burası toplantı odası. Toplantı odası. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Benim de doğru değil. Yine burada tıp merkezi var. Şimdi de beraber İbrahim. İbrahim Bey kardeşim. Zeytinburnu Hastanesi'nde. Evet. Ama burada da orada da. Ortaklık var mı? Kardeşim tabii. Kardeşim. Biz aile şirketi başkanım. Kardeşim burada korkardır ya. Başkanım öyle mi oturursunuz böyle? Ahmet Bey'in başkanım. Tabii biz Ahmet Bey'i eskiden tutuyoruz. Oturuyor musun? Şöyle bir şeyler atıştıralım ondan sonra bir kestireceğiz. Şeyden sonra bir yemek koyalım. Şimdi Türkiye uluslararası sağlık turizmiyle bayağı
üst sırada, yani iyi bir yerde kesinlikle olabilir. Dünyada 5. sırada falan geliyor herhalde. Yani çeşitli ülkelerden sağlık için bir yerlere gidiliyorsa... Bizim bir tane montör vardı. Almanya'dan geldik de gözümde gözümü çizdirecek. En iyi Türkiye'deymiştik. Göz hastanesine randevu aldık. Onlar da organize ettiler. Havaalanından aldılar. Arabayla getirdiler. Parasını bize ödettiler. O bize tamirat yaptı. Yani şey işini burada yaptı. Hani çok üzülüyorum. Yani 10 sene önce, 15 sene önce göz hastanelerini Antalya'da yapıyordum. Gelen turistleri bu şekilde. Evet. Yani şey, Türkiye'ye güveniyorlar. Türkiye'nin doktorlarına da. Yalnız da ucuz ama. Ucuz. Pastanın yaptığı taraf başkanım. Bir tarafta da refakatçının... Güzel, okey. Oradan da gelin. Tabii. Onu, standartları onu istiyor. Gibi. Yani hastayı rahatsız etmemek için misafirleri... Yok, güzel oluyor. Kendi ayrı yani, banyosu, tuvaleti de ayrı. Yani, çok çok misafir gelenler için iyi oldu evet, bu. Evet, doğum hastaları özellikle şey olmadı, istiyor. Onların çok hayırlı olsuna gelenler çok güzel. Oluyor. Şeyler de hep yeşil alana bak. Alana bak, yeşil açık, kapalı yer yok yani, böyle açık. Tabii. Perde yani, takmanıza gerek yok yani. Evet. Güneş de yapmıyor mu lan? Perde şey, gelecek başkanım, bugün ya takılıyor. Yok, güneş de etkilemesi problem yok. Şu güneş kırıcı da faydası oluyor başkanım. Birkaçı da şey yapıyor, kırıyor yani. Biraz karar. Ama şey, perdeye gerek yok. Açarlar. Karşıda görecek falan yok. Burası diğer normal oda gibi. Diğer onun ahşap kaplaması. Ahşap kaplama yaptık. Biraz şey. Biraz VIP olmuş burada. Biraz lükse kaçmış ha. Burada da televizyon. Ya, yurt dışından hastalar falan talep ediyor başkanım özellikle. Ama güzel yani bu. Böyle bir şey olması daha önemli bir ağırlık verir lan. Onlar da gelir konfordan, hizmetten memnun kalırsa tekrar bir başkalarına da tavsiye ederler. Onun için gençler kıymetini bilsin dedim. Hastaneye böyle bırak, özel hastane, devlet hastanesinde duyuruğa girip gece 2'den 3'den sabaha kadar duyurukta bekleyip sıra gelmeyip tekrar ertesi gün gece gittiğimiz doktor, kapıdan girersin, yüzüne bile bakma, ya, reçete yazılmış. Ya o zaman aynı bakıp veriyorsun, reçete yazılmış bir şekilde. Şimdi ortada ilaç kuyruklarına ben denk geldim. İlaç kuyruklarına. Üç kişi girerdik başkanım. Sıra koyuyorlar. Birimiz ilaç kuyruğuna, birimiz ilaç bulmak. Alamamak bunlar değil ya. Hakikaten Türkiye sağlık konusunda inanmaz derecede çağırdı. Turgut Özal ilaç kuyruğunun döneminde bunu teşvik etti. Tayyip Bey de... O çok devlet açtı. Turgut Özal'ın belki hatırlarsınız. İlk bypass ameliyatı Amerika'da olunca abi, o zaman biz dikkat çektik yani bu kadar doktor var Türkiye'de niye ameliyat olmuyor da Amerika'ya gidiyor falan diye. Ama şimdi oradan geliyorlar işte Almanya'dan geliyor, başka yerden geliyor. Ve Türk Özal'ın Cengiz Aslan diye çalıştık. Cengiz abiyle biz beraber çok kurallarda çalıştık. O bir anısını anlatıyor, diyor ki göz ameliyatı oldu, bize diyor hastanede değildir diyor. Hastanenin yanındaki köyden diyarıydı. Biz ameliyat olduk, karşıya gelişiyoruz diyor. Hastanede Ankara'ya geçerken, Cengiz biz bunları Türkiye'de yapamayız. Ve ondan sonra geldi Türkiye'ye, International'dan önceki hikayesi de şu, diyor ki, hemen yani bu işleri bedava yapılmıyor. Yani devlet de yapsa, özel de yapsa bir maliyeti var. Ülkeye maliyeti var. Yani herkes gidiyor doğumu bedava yaptırıyor ama bedava değil. Onun yine bir maliyeti var devlete. Ama bunun için bazı pilot hastaneler seçelim. Bunlar da hizmeti oradaki kalitede yapalım diyerek. Ama diyor ki, yani, 300 tane hastaneye yazı yazdım. Ve dedi de ki, şey, bana bir apandisit, bir göz ameliyatı maliyetini çıkartacak. 3
300 hastaneden diyor, 3 ay geçti. Biz de tuvalet analizi yapmıyoruz. Ha, yapamam. Benim teklif ettiğim yerlerde de baktım yapılmıyor. Bu defa başlamışlar şey, bunu nasıl özel sektör yapıyor? Özel sektör de girmiyor. Koçu bile devreye sokmuşlar. Ben demiş o işlere uğraşmam çünkü zaten bu gibi işlerde biz... Biz de para kazanmadık. Onun üzerine şey, Turgut İnan bir teşvikçi, özel hastaneler ilgili diyor ki yatırım indirimi olacak, teşvik olacak, aletler için işte şu alınacak, bu alınacak. Bundan sonra Türkiye'de ki onun 80'lerde olan bir hadise ancak 90-94'lerde meyvesi çıktı ortaya. Aynen. Yani hemen insanlar ona giremedi, saldıramadı. Evet. Yok, Şamlı daha önce. Yani burada kim gelmiyordu? Buraya doktor gelmiyordu. Ratisem bile gelmiyordu. Ama gelen doktor da gündüz gündüz hasta bakıyormuş yani. Ya bakma hayır. Gelen yok. Aslında erkekte bir hasta diğer çocuklardan ayrılması gerekiyor. Bunun gibi odalar var. Buralarda onu koyacağız. Bunlar bebekler için çözlerimiz var. Evet. Bu kadar ferah bir bebek yoğun bakım çok zordur yani. Yani buraya şeyler girmiyor değil mi? Daha giremeyeceğim. O yüzden şimdi... Ya bu, bunun şeye, annesine böyle mi getiriyorsunuz? Yok, bu şekilde getirilmiyor. Bebek burada yatıyor, buradan çıkartıyor, evet. Sarılıyor güzelce. Sarıldıktan sonra işte tane geliyor. Peki böyle getiriyorsunuz. Hareket edebiliyor yani ama... isterse böyle de götürebiliyorsunuz. Bir de transport külözlerimiz falan var. Diğer tarafta. Bunlar ne? Bunlar da bebeği bir yerden bir yere taşımak. Bir hastaneden bir hastaneden. Transport şeridimizde rastlatörümüz var. Herhangi bir sorun sıkıntı var. Ocağla beraber mi? Tabii onunla beraber taşınıyorlar. Sorunsuz bir şekilde. Burada 43 külözlük yeni doğan yol bakımı. Yani 43 tane çocuk aynı anda burada bakılabilir. Şeyler hariç. Benim anne var. Evet, onlar. Başkanım, beğendiğiniz odanın bir tanesi size verebiliriz değil mi hocam? Tabii tabii. Yani yerlemek, istirahat çalışmaları sabit olabilir. Yerlemek gibi. Avrupa'nın geri gitti. Normalde burada hastayla görüşmeyi yaparak arka tarafta mahremiyet ilgilenen olmaları bu aynısı gibi. Her yerde mahremiyeti gerekir. Yok, çok güzel bu tabii. Yok. Yani mahremiyet olsa da olmasa da rahat hasta. Evet. Belki hasta yakınının yanında konuşalım yani kısıntıyla söyleyeceği bir şey oluyor. Bir de doktor maşa yapmak ya dönüşsün. Kimse geldi dedi ya dedi niye gidiyorsun ne var dedi. Ben ya bir şey soracağım doktora ya kardeşim kızım mı için. Yani hiç dikkat yok. Yani evet, o da var şimdi doktor için muayenede geliyorsun başını giyince kahve tutuyorsun giyirsin. Geri çıkırsın. İki işte zaman olarak da tasarruf bu. Konsol olarak da daha çok tercih edilen ve rahat kullanılan bir mekan içinde sende. Değil mi? Genelde başkanım bir sürü dönelim ya. Sadece yazılık için mi? Çok bir fotoğraf için mi? Engin sağ olun. 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 Bunlar aynı zamanda perdeliyor. Yani dışarıdan gelen havayı kesiyor. Başkanım bunlar filtreleri.
burada böyle havayı o kadar hafif veriyor ki içeride türbülans oluşturmuyor. Yani bu özellikle kalp ameliyatları, beyin ameliyatları bu sistemle yapılıyor. Karşıda bilgisayar var, ufak sonuç oluyor. Mesela ameliyat yaparken görüntüyü... Buraya bağlı. Buraya yapacak. Buraya bağlı. Ekrandan yaptığı işlemi görebilecek. Veya bir MR görüntüsü isteyecek. Neydi önceki MR'ı? Fıtığı neresindeydi mesela? Tekrar bakabiliriz. Ya da uluslararası bir bilgiye ulaşmak isterse... İnternet bağlantısı var. Video telekonferans yapılabilecek. Oldu, ağacı bir şey sıkıştı. Ya, Cevdet Hocam bitti mi? Cevdet Hocam burada. Artık hocaları da yenilememiz var. Önce yerken artık yeni doktorlara da çok büyük şanslılar. Mesela bu değerli. Çakçılar yapıyor. Eskiden... Çakçılarının tarzı neydi? Almanya'da öğrenmişler mesela orada. Aynı güzel bir şey var. Mesela şu monitörü bir Türk yapıyorsun. Arka bir Türk yapıyorsun. Monitör da mı? Türk firması. Bak şurada Türk. Yani bunları çaksınlar. Bu zamanda kullanıyoruz. Bizi memnunuz. Şunlar Alman malı. Kuterlerimiz yine Alman malı. Şeyler İtalyan. Şimdi bak bir sektörle beraber başka sektörü aynı anda güçleniyor. Kalkınma bu işte. Sanayisiyle, hizmetliyle, diğer faktörleriyle, yetişmiş insanıyla. Buna ayakta tutmak için mutlaka bu tür geniş düşünme. Belki siz buna 20 yıl önce böyle baksanız, gönül hastane hal edemiyorum. Yoktu, dünyada yoktu böyle. Dünyada yoktu böyle. Bunu içinde ama bir şey diyorlar ki, bir şeyler tutun istedik, biliyor musun? Doğru. Başkanım, siz az bir kısmına geçtiniz. Çok yedik. Nasıl gördünüz? İzninizi alabilir miyiz? Neyi nasıl yoktu? Hastaneye gelip ziyaret edin, teknolojisi. Sadece hastane olarak aranmaması lazım. Çok ileri düzeyde teknolojiyle bırakılmış ve çok konforlu bir şekilde insanların hastalığıyla beraber uzun yıllar boyunca çok modern bir tesis olarak kullanılacak bir mekan. Yani sadece doktoru, iyi hastanesi, mekanı iyi düşünmemek lazım. Baktığınız zaman donanımları, teknolojileri, yeni teknoloji, her şeyi düşünmüş ince detaylarıyla, hastasıyla birlikte biz hep hastanın tedavisini düşündük genelde. Ama son yıllarda özellikle hastanın yanına gelen ziyaretçiler de düşünülmüş. Yani bir konaklama gibi ihtiyaçları karşılayacak tüm formalitleri yerine getirilmiş. Bir kompleks gibi düşünmek lazım. Biz kompleks, külliye diyelim mi? Kompleks diyelim. Biz şimdi şeyler yaparken de, proje yaparken diyelim mi? Yüzme havuzu yapıyorsun, sadece yüzme havuzu. Spor alanı yapıyorsun, sadece spor alanı. Ama onlar artık imkanlar o kadar kısıtlanıyor ki herhalde mekan olarak. Bunu en hızlı bir şekilde kullanmak zorundasın ve kalıcı olmasını sağlamak zorundasın. Diyoruz ki bir şey yaparken onun altına otopatik koyalım, başka spor alanlarını koyalım, bir kompleksi olsun ve bir spor kompleksi haline dönüşsün. Bunu algılamakta bazen insanlar zorlanıyor. Efendim bu stadın gitti diyor, yok şu yıkıldı diyor. Halbuki bunun yerine çok daha uzun vadeli ve çok daha fazla insana hizmet verebilecek bir mekan oluşturmak önemli. Burada da şimdi sadece bir hastane düşünsen, işte polikliniği var, yatağı var, doktoru var, hastasının hasta bakısı var. Hastane mantığı böyle alınır. Ama bütün ihtiyaçları yurt içinden, yurt dışından gelip burada hem tedavi olabilecek, hem o tedavi esnasında ziyaretçisini ağırlayabilecek, ziyaretçisi geldiği zaman onu kantininde, kafeteryasında, işte mekanlarında rahatsız edecek komplike bir yaşam ünitesi diye düşünmek lazım. Böyle bakıldığı zaman hastanenin ötesine geçiyor bunlar. Biz emeğe geçen ekibine teşekkür ediyoruz yani bunlar. Güzel hizmetler. Onun için gençler kıymetli misiniz orada? Adetler hazır vaziyette stabilizasyondan sonra izinecek. Ayrıca boşlama, teşhis bölümleri, bunların 20 milyar tanelerden sonra hastalar yoğun bakımlara geçebilir. Yoğun bakımlar ameliyathaneye geçebilir. Onun için ameliyathaneye de yoğun bakımlara aynı kırda yapabilir. Yaşıyorsun öyle bazen
Yani zaten çalışmaya başladığı zaman ilk önce yoğun bakımla hareket şu gentresi dediğimiz şu geniş, yuvarlak olan kısım 700 santim. Şimdiye kadar yapılan her santim. İçine girdiğiniz zaman mezar gibiydi. Evet. 2 metreydi boyu. 1.90'dı. Şimdi boyu da 145 santim falan oldu. Yani bunlar o klostrofobi dediğimiz yani o korku olayını biraz kaldı. Bayağı korkuyordun sen. Bu arkadaşlar kaçıyor. Başkanlar yarı açık MR diyor. Yani, doğru diyor, güzel. Birçok hareketli hastalarda çekim yapabiliyoruz aynı zamanda. Hani öyle bir sekanslar durmuyor. Da var. Şişmanda falan filan bunlarla çekim kolay oluyor. Küçük çocuklarda çekimler. Eskiden MR'lar çok daha gürültülü ve sesliydi. Buna sessiz dediler ama biraz... Buradan kumanda ediyorsun. Buradan. Evet. İçeri girilmiyor, metali çünkü şey yapıyor hemen. Manyetik alanı var çünkü. Dikkat et, çok keyifli. Yo, estamos, vamos a ver. Pero esto que va a dar.